Sağ olun. Bu sırada bir sıcak gelişme geldi. Biz Lviv ile konuşurken Hazine ve Maliye Bakanlığı bu Rusya'nın Ukrayna'ya işgal adımı üzerine yurt içi piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Ekranda da görüyorsunuz tüm tedbirler alınıyor. Türk lirasına güvenin sürmesi önemli dedi. Hemen Aykut Türel'e bir dönelim. Bu açıklamada başka neler var Aykut? Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrasında tabii ekonomideki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Özellikle Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olacak? Buna ilişkin de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi. Hemen o açıklamanın öne çıkan satır başlarını aktarmaya başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla bakanlığımızca ve ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır ifadeleri kullanılıyor. Açıklamanın devamında ise Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye ekonomi modeliyle attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik ifadeleri kullanılıyor. Aynı zamanda açıklamada dikkat çekici bir ifade de söz konusu, onu da paylaşalım. Yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir ifadeleri kullanılıyor. Bir kez daha paylaşalım. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrasında özellikle Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olacak sorusu merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da yazılı bir açıklama geldi. Özellikle vatandaşlara uyarılar vardı. Türk lirasına ilişkin uyarıların dikkat çekici olduğunu söyleyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Aykut Türel, çok teşekkürler. Sıcağı sıcağına açıklamayı aldık Aykut Türel.